Bize isnat edilen bazı şeyler vardır. Ben evvela şunu ifade edeyim. Benim davamda kutupluk, hosluk, müştehitlik, imamlık, bir büyüklük, bir velilik, bir kutupluk davam yoktur. Kim bu davayı bana isnat ederse hakkımı helal etmem. Benim bir tek davam var, Kur'an'ın hizmetliği. Ben hizmetçiyim, bunun dışında bir şey kabul etmiyorum. Benim hizmetim itibariyle devam ettiğim müddetçe kimseyi cihada çağırmamışım. Cihad çağrım olmamıştır. Kitaplarım orada yazılmış. Üç çıtlık bir cihad kitabım var. O cihad kitabında tek bir cihad çağrısı gördüğünüzse haklıdır. Haklısınız. Ama böyle bir çağrım olmamakla beraber cihad din İslam'da vardır. Cihad devletin görevidir. Dahilde cihad olamaz. Burası Darül İslam'dır. Darül İslam'da cihad olamaz. Devleti i İslamiye cihada çağrı yapabilir. Fertel bu çağrı yapamaz, yasaktır. Dini mübini İslam'ın emri bize budur. Biz cihad cihetinden bu görev devletindir, bizim değil. Ama ilmi cihadı ispat etmek, sulandırır mı bize İslamiyet, Cihad elbette ki ölemanın görevi bunu ispat etmektir. Cihad sulandırıldı, başka manaya götürüldü bazı cemaatlerce. Biz de Allah rızası için kaleme aldık. Kaleme aldığımız için düzgün olan cihadi şu anda bu belaya çarpıldık. Ama bin defa daha böyle bela gelirse, bin başımız daha giderse ilmi cihadi terk edip inancımızı bozamayız. 300 ayet-i Kur'an'ya ve hatta 250 ayet-i Kur'an'ın nesiyle bine yakın işari manayla sabit olan cihadi hiçbir kimse bu milleti İslamiye'nin 1400 sene kalbine girmiş bu hali kimse kaldıramaz. Katlarında çıkaramaz. Bu dava olamaz. Ama maddi cihad dahilde yasak. Maddi cihad devletin görevidir. O ancak Devlet, devlete karşı harbi de bildir Kitaplarımda bu yazılıdır. Gelelim, bazı bantlardan bahsediliyor, bazı şahrilerden bahsediyor. Ben şahri yapmışım. Evvela o bant yani neyse mahkemede hakim bunu reddetti. Bunu soruşturmaya gerekiyor. Otur dedi ve karar verildi orada. Orada dosyada var bu konu. İkincisi böyle bir şahrim olmamış ve olamaz. Ancak Hatırlayamıyorum. Çok tarih aradan geçmiş. Ben daha yaşlandım. Bu 25 sene, 20 sene belki bir meseledir şimdi konuşuyorlar. Orada yaptığım konuşma benim hatırladığım kederiyle bunun başı sonu var. Başını sonunu getirmemişler, cümbüze almışlar. Hatırladığım kederiyle eskiden inancım neyse onu söylüyorum. Eğer bu devleti İslamiye, 60 devleti İslamiye Kur'an'ı dinlemezse, rehber etmezse bu devletler hepsi kırılacaktır. Eğer bunlar dinlese belki kurtaracaklar. Bunlar tek kırılmaz. Amerikası da, Rusi da, Çin'i de bu Kur'an Allah'ın kelamidir. Beşeriyat dinleyecek veya da Cenab-ı Hak başımıza bir kıyameti koparacak. Bu ilahi kanundur. Kavmi Uat, Kavmi Nuh peygamberlerini dinlemediği zaman helak oldukları gibi Resulullah Ekrem Efendimiz bütün dünyanı peyğəmbərlidir, dinlənilmədiy zəmat başımıza maddi və mənəvi bir qiyamət copulacaqdır.